Yeni Kapı'da yapılacak olan memleket buluşmaları için Trabzon Dernekler Federasyonu ve Gazi Osman Paşa Belediyesi ortaklaşa düzenlenen lansmanda halka lahana çorbası ikramı yapıldı. Basın açıklamasında Federasyon Başkanı İsmail Şatıroğlu ve Gazi Osman Paşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta şunları söyledi. Evet, ben de buradan kıymetli Gazi Osman Paşa Belediye Başkanımıza şahsım ve kurum adına çok teşekkür ediyorum. Eksik olmasın, bütün sivil toplum örgütlerine vermiş olduğu bu katkı içinde kendisine ayrıca çok teşekkür ediyorum. Her yıl malumunuz İstanbul'da yapmış olduğumuz Trabzon günleriyle ilgili bu etkinliğimizi burada lansmanını, tanıtımını yapıyoruz. Bu anlamda da kara lahana çorbamızı ve mısır ekmeğimizi burada hem tatıyoruz hem buradaki insanımıza bunu tattırıyoruz. Ve biraz evvel de başkanımızın da ifade ettiği gibi tabii kara lahana çorbasıyla büyüdük. Karadeniz'in en büyük özelliği sıhhat ve sağlık için herkese de tavsiye ediyoruz kara lahana çorbası ve mısırını. 2-5 Kasım tarihlerinde de Yeni Kapı'da inşallah bütün İstanbullu hemşehrilerimizi Trabzon'un kültürünü, tarihini ve o güzelliğini, turizmini yaşama adına oraya davet ediyoruz. Kardeş federasyonumuz Maraş'la beraber yapacağımız bu etkinlikte bir tarafımızda halaylar, öbür tarafımızda horonlarla beraber güzel bir etkinlik olacak. Bu anlamda da yarın Perşembe itibariyle başlayacağımız Trabzon Yeni Kapı etkinliğine bütün halkımızı davet ediyor. Son olarak mesajımız da şu, bizim yıllardır yapmış olduğumuz bir slogandır bu. Komşunu da al da gel diyoruz. Bütün İstanbulluları Yeni Kapı'ya davet ediyor. Şahsım ve kurum adına tekraren kıymetli başkanıma Hasan Tahsin Usta'ya çok teşekkür ediyor. Hepinize saygılarımı, selamlarımı iletiyorum. Karadeniz'in iki meşhur yemeği, birisi mısır ekmeği, birisi lahana. İkisi buluştuğu zaman zaten sevgi tam zirve yapıyor. Burada mısır ekmeğini önce tattık. Gerçekten mükemmel. Tam kıvamında pişirilmiş. Lezzeti de çok güzel. Ustaya teşekkür ediyoruz. Lahanayı tattık. Lahana da zaten sıcak şu anda biraz ama çok güzel pişmiş. Salçası, lahanası çok güzel. Mısır ekmeğiyle buluştuğu zaman zaten keyfimiz anlaşılıyor herhalde ne kadar lezzetli olduğu. Bu bir gelenek haline geldi. Her yıl Trabzon Dernekler Federasyonumuz tanıtım günlerinde lahana işini bize yıkıyor. Sağ olsun bizim arkadaşlar da bu işi herhalde iyi beceriyor ki üstümüze kalıyor ihale. Ama biz de keyif alıyoruz. İkram etmekten keyif alıyoruz. Yani Türk milletine özgü bir alışkanlık bu. Karadeniz olunca da zaten damarımız biraz daha ön plana çıkıyor. Lahanayla mısır ekmeğini Yeni Kapı'da inşallah 2-5 Kasım arasında vatandaşlarımıza ikram etmek için bugün test yapıyoruz. Bence testten geçti, tam not aldı. Hem lahanayı pişiren kardeşlerimize, ustalarımıza hem de mısır ekmeğinin ustasına hakikaten teşekkür ediyorum. Umarım bizi Yeni Kapı'da mahcup etmeyecektir. Dernekler Federasyon Başkanımıza da bu gayreti, çabası ve hemşehrilerini en iyi şekilde temsil etmek için uğraşı dolayısıyla da teşekkür ediyorum. İnşallah 2-5 Kasım arasında da Yeni Kapı'da hemşehrilerimizde daha güzel etkinlikler, daha güzel ürünlerin tatmak üzere buluşmak umuduyla herkesi Yeni Kapı'ya bekliyoruz. Lahana dağıtımı sonrası Federasyon Başkanı İsmail Şatıroğlu, Gazi Osman Paşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta kısa bir horon gösterisi ile basın açıklamasına devam etti ve tüm halkı Yeni Kapı'da yapılacak memleket buluşmaları için Trabzon günlerine davet etti. Karadeniz fırtınası bu hafta sonu Yeni Kapı'da esmeye herhalde devam edecek. 2 ile 5 Kasım arasında Trabzon etkinliklerinin yapılacağı meydana tüm halkımızı davet ediyoruz. Bugün Federasyon Başkanımızla birlikte o gün orada ikram etmeyi planladığımız Karadeniz'e özgü, Trabzon'a özgü lahana ve mısır ekmeğinin lansmanını yaptık. Testini yaptık. Baktık lezzetli mi, ikram edilebilir mi? Ön incelemeden geçti. Evet. Onun için biz hem lahana ve mısır ekmeği başta olmak üzere Trabzon'umuzun güzel ürünlerini ve etkinliklerini orada görmek ve tatmak için tüm hemşehrilerimizi, Karadeniz hemşehrilerimizi, İstanbul hemşehrilerimizi, İstanbul'da yaşayan vatandaşlarımızı özellikle Trabzon'un etkinliklerini ve ürünlerini tanımaya ve tatmaya Yeni Kapı'ya davet ediyoruz. Orada bekliyoruz. İnşallah aklımızda da orada biz de bir arada olmak ve Trabzon'un havasını burada yaşamak, Karadeniz havasını yaşamak, Karadeniz'le birlikte İstanbul'u orada buluşturmak, pekiştirmek,
bir arada birlikte yaşama kültürünü geliştirmek için oradayız. İstanbul'da tabii her yöreden, her bölgeden insanlarımız var. Bize Kahramanmaraş depremi dayanışmanın, kaynaşmanın, paylaşmanın ne olduğunu gösterdi. Onun için bize biz her zaman lazımız. Bugün Trabzon, geçen hafta Adıyaman, ondan sonra Malatya ve diğer bütün illerimizin orada ve havalimanında etkinlikleri var. Biz de buraya vatandaş olarak hem de sorumlular olarak, siyasi olarak, STK'lar olarak katılmaya azami gayret gösteriyoruz. Vatandaşlarımızı da fırsatı, zamanı olanlara da buraya katılma davet ediyoruz. Evet, ben de kıymetli başkanıma çok teşekkür ediyorum. Her etkinliğimizde bize sahip çıkan Gazi Osman Paşa Belediye Başkanımız Sayın Hasan Tahsin Usta'ya huzurlarınızda bir kere daha şahsım ve kurum adına çok teşekkür ediyorum. Gayet güzel özetledi kıymetli başkanım, eksik olmasın. Bütün halkımızı 2-5 Kasım tarihleri arasında Yenikapı'da Trabzon günlerine bekliyoruz. Bizim farklı bir özelliğimiz daha var. Türkiye'de kardeş vilayet olan iki şehir var. Maraş ve Trabzon. İki kardeş vilayet bu etkinliğimizi yapıyor. Bir tarafımızda halaylar, öbür tarafımızda horonlar ve bütün İstanbul'u komşunda al da gel sloganı ile beraber Yenikapı'da 2-5 Kasım tarihleri arasında bekliyor. Bütün herkese buradan selamlarımı iletiyorum.